Devran Uzaktan Eğitim Sistemi'ne hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle ikinci ünitemizin birinci bölümü olan DNA ve genetik kod konusuna başlayacağız. İlk olarak hücrenin kısımlarından bahsedelim. Önceki yıllarda öğrendiğimiz üzere hücrenin üç temel kısmı vardı. Hücre zarı, stoplazma ve çekirdek olmak üzere. DNA dediğimiz kısım bu çekirdeğin içerisinde bulunuyor. Normalde hücrenin yönetim merkezi çekirdektir. İşte çekirdeğin içerisinde bulunan bu DNA adını verdiğimiz molekül yönetici moleküldür. DNA'nın açılımı deoksiribonükleik asit demektir. Deoksiribo nükleik asit. DNA bölünme sürecinde kısalıp kalınlaşır ve etrafına bazı özel proteinler eklenerek kromatinlere dönüşür. Kromatinler de yoğunlaşıp kısalıp kalınlaşarak etrafındaki protein kılıfla beraber kromozom şekline dönüşmüş olur. Kromozomlar kalıtsal özellik taşıyan ve hücre bölünmesi başlangıcında oluşan yapılardır. Hücre bölünmeyeceği zaman normal haldeyken kromozom şeklinde göremeyiz biz onu. Kromatin iplik dediğimiz yapılar halinde çekirdeğin içerisinde bulunurlar. Şekli inceleyecek olursak şekilde büyükten küçüğe doğru yakınlaştırılmış haliyle düşünüyoruz. Bu çarpı şeklinde gösterilen bizim kromozom diye göstereceğimiz yapının gösterimi. Yapının içerisinde protein kılıflar var böyle. Ve Etra kromatinin etrafını sarmış olan bu protein kılıflarla kromozom oluşmuş oluyor. Daha da bu yapıyı yakınlaştırırsak içine doğru girersek e DNA'yı görmüş oluyoruz. Şu ikili sarmal diye gösterdiğimiz şu şekil DNA'nın kendisi. Bu DNA'nın belli bir bölüm olan şu kısmı aldığımız zaman burası gen oluyor. Genin de içerisindeki şu küçük onu oluşturan küçük parçacıklara da aradaki merdiven basamakları gibi olan yerleri de Nükleotit diyoruz. Burada gen en küçük görev birimiyken nükleotitler ise en küçük yapı birimidir. DNA hücrenin yönetimi nökülü olduğunu ve yaşamsal faaliyetlerden sorumlu olduğunu söylemiştik. Yaşamsal faaliyetler işte hücre için gerekli olan solunum, beslenme, ödeme gibi faaliyetlerdir. DNA'nın yapısını incelediğimizde çift sarmallı bir yapısı var. O yüzden bazen ikili zincir diye de geçer DNA'nın tanımında genetik bilgileri taşıyan genler bulunuyor üzerinde. DNA'nın üzerinde genetik bilgileri taşıyan genler bulunuyor. Genler, DNA'nın canlıya özgü olan tüm kalıtsal özelliklerin şifrelendiği ve bu özelliklerin taşındığı bölümlerdir. Canlının ten renginden kan grubuna kadar birçok özelliğin ortaya çıkmasında genlerin etkisi vardır. Genler de nükleotit adı verilen daha küçük yapıların birleşmesinden oluşuyor demiştik. Nükleotitler dolayısıyla DNA'nın en küçük yapı taşı olmuş oluyor. Ve bir DNA'nın yapısında dört farklı nükleotit bulunuyor. Adenin nükleotiti, timin nükleotiti, guanin nükleotiti ve sitozin nükleotiti olmak üzere. Nükleotitin yapısını ayrıntılı olarak incelemeden önce biz çekirdeğin içerisinde bulunan genetik materyalleri büyükten küçüğe doğru ya da karmaşıktan basite olarak kedi geni diye şifreleyip sıralıyoruz. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit şeklinde. Nükleotitler 3 tane yapının bir araya gelmesiyle oluşuyor. P fosfatı temsil ediyor. D deoksiriboz şekeri dediğimiz 5 karbonlu şeker olarak adlandırılıyor. Yanına koyduğumuz da organik baz oluyor. İşte bu organik bazlar 4 çeşit. Adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere. Bir nükleotit isimlendirilirken içinde bulundurduğu organik baza göre isimlendirilir. Mesela bu adenin organik bazını bulundurduğu için bir adenin nükleotit gösterimidir. Şimdi dört nükleotidin de gösterimini buradan inceleyebiliriz. Fosfat, şeker ve yanında adenin bazı olursa adenin nükleotidi oluyor. Fosfat, şeker, timin bazı olursa timin nükleotidi. Fosfat, şeker, guanin bazı olursa guanin nükleotidi. Fosfat, şeker, sitozin bazı olursa Stozin nükleotidi aldığını alıyor. Bir de gördüğümüz üzere DNA'yı oluşturan nükleotitler belirli bir düzene göre karşılıklı olarak bulunuyor. Yani adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin gelecek şekilde eşleşiyorlar. Konu anlatımı bölümünde bahsetmemesine rağmen burada şekil üzerinde göstermiş. Buraya değinelim biraz. Adenin ile timin arasında gördüğünüz üzere burada kesikli çizgilerle gösterilmiş iki tane yapı varken Guanin ile sitozin arasında kesitli çizgilerle gösterilmiş 3 tane yapı var. Biz bunlara zayıf hidrojen bağı diyoruz. Adenin ile timin arasındaki zayıf hidrojen bağı iki, ikili zayıf hidrojen bağı iken, guanin ile sitozin arasındaki zayıf hidrojen bağı üçlü zayıf hidrojen bağı olarak adlandırılıyor. Genler kalıtsal bilgileri nesilden nesile geçmesini sağladığı gibi, bir genin içerisinde yaklaşık 1500 tane, 1500'e yakın nükleotit bulunuyor. Nükleotitlerin DNA'lar üzerindeki sayı, sıra veya dizilimindeki farklılık canlıdan canlıya farklılık gösteriyor. Yani hiçbir canlının, hiçbir insanın aynı canlı grubuna ait olsalar bile her canlının birbirine farklı olmasının sebebi burada gördüğümüz gibi bizim nükleotit dizilimimiz. Yani bir genimizde 1500 nükleotitin olduğunu düşünürsek genler de bir araya gelip DNA'yı DNA'lar da bir araya getirip kromozom oluşturduğunu düşünürsek ve bir insan için 46 tane kromozom olduğunu var, e düşündüğümüzde bizim hiçbir insanın bu gen diziliminin insanlarda birbirine tıpatıp aynısı olmayacağı ortaya çıkmaktadır. Peki bu benzerlik yani benzeyip benzememesi bize ne hakkında bilgi verir? canlıların birbirleriyle akraba olup aralarında kan bağı olup olmadığı hakkında bilgi verir. Yani gen dizilim incelendiğinde gen dizilim arasında benzerlik ne kadar fazla ise canlıların akraba olma olasılığı da o kadar fazladır. Benzerlik ne kadar az ise akrabalık da o kadar azdır. Ve milyarlarca hücreden meydana gelen bir insanın sağlıklı olan tüm vücut hücrelerindeki DNA'ların dizilimi birbirine tıpatıp tıp aynısıdır. Kaş, göz, el, dil, bütün vücut hücrelerimizde ya da bütün hücrelerimizde, vücudumuzda bulunan bütün hücrelerde aynı gen dizilimine sahiptir hücrelerimizin yapısındaki genler. İnsanların birbirinden farklı olmasının sebebini az önce de söylediğimiz gibi bu nükleotitlerin diziliş, sayı ve sıralarındaki farklılıklardır. Bir etkinlik yapalım. Bu kısmın adı hücredir bu insan hücresi. İnsan hücresinin içerisinde ile gösterilen kısım kromozomu temsil ediyor. Bu kromozomun içerisinde şu mor renkle gösterilen bir e, ikili bir tanesi DNA'yı temsil ediyor. DNA'nın içerisinde DNA'nın belli bir bölgesi olan bu bölüm geni temsil ederken en sonuncusu olan mavi ile gösterilen bu aradaki bölüm ise nükleotidi temsil ediyor şekilde büyükten küçüğe doğru, uzaktan yakına doğru gösterebiliriz. Kromozom sayıları aynı olan canlılar var. Bakın mesela insanla molibalı farklı canlılar ama kromozom sayıları aynı olabiliyor. Bazı canlıların kromozom sayısı az iken 16 gibi, bazı canlıların kromozom sayısı da 500 gibi fazla, çok çok fazla. İşte kromozom sayısının canlının gelişmişliğiyle gelişmişliği ile alakalı, canlıların vücut büyüklüğü ile alakalı herhangi bir bağlantısı olmadığını hatırlatmak için bu tabloyu koyduk. Aynı zamanda işte bütün insanlarda kromozom sayısı aynıyken bütün farelerde kromozom sayısı 40'tır. Bütün moli balıklarında yine 46'dır. Farklı canlı olmalarına rağmen aynı kromozom sayısına bazen sahip olabilen canlılar olabiliyor. Biz canlıların kromozom sayılarını 2 ile gösteriyoruz. Neden? Çünkü kromozomlar e, çiftler halinde bulunuyor. O yüzden insanda bulunan 46 kromozom 23 çift halinde bulunuyor. Bu 23 Çift kromozomun biz 23 tanesini annemizden, 23 tanesini babamızdan almış olduğumuz için o, o, kromozomlar karşılıklı geldiği için 23 çift diyoruz ama adet olarak 46 adet kromozom bulunuyor. Vücut hücrelerine yani iki en sayıda kromozom taşıyan hücrelere biz diploid hücre, en sayıda yani yarısı kadar kromozom taşıyan hücrelere ise haploid hücre diyoruz. İnsan vücudunda veya, can, veya canlıların vücudunda haploid hücre olarak e, bulunan hücrelerimiz üreme hücreleridir. Yani sperm, yumurta, polen gibi hücreler en sayıda kromozom taşırken diğer bütün vücut hücrelerimiz iki en sayıda kromozom taşır. İşte yaprak hücresi, deri hücresi, kas hücresi, yumurtalık hücresi gibi. Bir sonraki etkinliğimize geçtiğimizde karmaşıktan basite ya da büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak en büyük yapımız kromozom, sonra DNA, sonra gen, Son en son olarak nükleotit olarak bu şekilde sıralanmış oluyor. Burada bilmemiz gereken bazı eşitler vardı, bazı formüller vardı. Adenin sayısı her zaman timin sayısına eşit olmalı, guanin sayısı her zaman sitozin sayısına eşit olmalı. Adeninin timine oranı, bunları eşit için de oranı, bunların sayılar eşit olduğu için 1'dir. Guaninin de sitozinle oranı, bunların sayılar eşit olduğu için 1'dir diyoruz. Bu dördünün toplamına, adenin, timin, guanin, sitozin sayılarının toplamına biz toplam nükleotit sayısı diyoruz. Bir organ e bir DNA'da ne kadar nükleotit varsa o kadar şeker, o kadar da fosfat olmak zorunda. Neden? Çünkü nükleotit oluşturan yapılar bu üçüydü. Fosfat, şeker ve organik bazlar bir araya geliyordu. Dolayısıyla bunların sayıları birbirlerine eşit olmak zorunda. Hatırlarsanız Mart ayı örnek sorularında da DNA sorusunda buna benzer bir soru çıkmıştı. Yani bize verilen pul veya işte Benzeri yapılarla bizim bir DNA modeli hazırlamamız istediğinde, biz bunların sayılarını eşitleyeceğiz. Bundan kaç tane fosfattan kaç tane kullandıysak, şeker olarak temsil edilen yapıdan da o kadar kullanmak zorundayız ve bunların sayısı bu 4 tane organik bazın ya da 4 tane nükleotit çeşitinin sayılarının toplamına eşit olmak durumunda. DNA'yı temsil eden ilk modeli Francis Crick ve James Watson adlı iki tane bilim insanı geliştirmiştir diyoruz. Mesela bu tarz sorularda 15 fosfat, 20 şeker, 30 organik baz kullanılarak en fazla kaç nükleotit oluşturulabilir gibi sorularda biz az olanı baz alıyoruz. Yani 15 tane fosfat varsa biz 15 tane nükleotit oluşturabiliriz. Neden? Çünkü 5 tane şeker artacak. Bu 5 tane şekeri nükleotit oluşturmam için yanına fosfat koymam lazım. Fosfatım kalmadı. O çünkü fosfat en az olan 15 tane. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 15 olacak. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde DNA'nın kendini eşlemesi, kopyalaması konusunu anlatacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.